bugün yaptı. Barış hakkında söylenen bir dernek, barış hakkını savunan köprü bir dernek. Hem ekmek kadar, su kadar barışa ihtiyacımızın olduğunu en iyi bilen örgütlerden birisiniz. Aynı zamanda bu tarihin acısını yaşamak kadar barışı savunmanın ısrarla barışı kaybetmemek için mücadele eden de bir derneğiz. Barış savunmak bir insan hakkıdır. Barışın inşasının insan haklarına değerli bir rejim ortamında gelişebileceğini bilincindeyiz. Biliyoruz ki insanlar arasındaki her türden ayrımcılık, hakların gaspı, savaşların temel sebebini oluşturmaktadır. Dünyada devam eden bölgesel, küresel, yerel savaşların tamamında çatışmalar dünyayı derinden etkilemektedir. Uluslararası ölçekte ise ne yazık ki faşizm halen yükselmeye devam etmektedir. Bölgesel çatışmalar adeta 3. Dünya Savaşı'nın bir ön provası gibi devam etmektedir, sürmektedir. Gelişmekte ve nefret söylemek neredeyse sıradan hale gelmektedir. Kürt meselesinde güvenlikçi politikaları da ısrar eder, aynı zamanda savaş ekonomisinin uygulanmasını da gerektirmektedir. Savaş, halklara daha fazla yoksulluk ve daha fazla vergi olarak geri dönmektedir. Kalıcı bir çatışmasızlık için Kürt meselesinin çözümünde önemli bir aktör olan Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesinin öndeki engellerin derhal kaldırılması gerekmektedir. Türkiye'nin siyasal partileri ve toplumsal muhalefeti barışa odaklandığı takdirde yeni bir barış sürecinin önü açılacaktır. Bu ülkenin tüm halklarının, emekçilerinin, yoksullarının, kadınlarının, gençliğin, çocukların yani hepimizin barışa ihtiyacı bulunmaktadır.